Sevgili kardeşlerim, bir mümin için dua, ibadetin özü ve iliği olması açısından önemlidir. Biz her zaman, her yerde dua ederiz. Dua konusunda birkaç hususun bilinmesinde yarar var. Birincisi, ister geniş zamanımızda, isterse darlık anımızda olsun, ben dua edersem duam kabul olunur mu diye bir soru sorulursa bu yanlış olur. Bu bir ön yargı olur. Dua etmek bize düşer, kabul edip etmeme ise Allah-u Teala'ya aittir. Biz dua ederiz, duamız kabul olunur. Hemen o duanın akabinde Allah-u Teala bizim istediğimizi verir. Ama bu bazen başka türlü olur. Bir müddet sonra dünyada gerçekleşebilir. Çünkü neyin bizim için hayırlı olup olmadığını biz tam manasıyla bilmiyoruz. Çünkü biz bütünü değil parçayı görenlerdeniz. Dua ettiğimiz zaman bir de bu duanın karşılığını dünyada değil ahirette görmek de söz konusu olabilir. Onun için dua ederken ön yargılarımızı bir tarafa bırakacağız. Ud'u rabbekum tadarru'an ve hufye buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. İçeriden gelerek samimi olarak böyle birazcık hani yürekten gelerek dua edeceğimizi etmemiz lazım geldiğini biliyor, bilmemiz lazım. Ve bu dua ister yüksek sesle olsun isterse gizli olsun. Ama Allah Celle Celaluhu'nun bizim yaptığımız bu duayı işiteceğinden hiçbirimizin şüphesi olmasın. Dua iki türlü, bir sözlü dua, bir de fiili dua. Nedir sözlü ve fiili dua diyecek olursanız, yola çıkan bir kardeşimiz Allah'ım bana yardım et, kazalardan, belalardan beni koru diye dua eder. Ama bu esnada bir şey daha yapar. Arabasını bindiği zaman lastiğin havası var mı yok mu, arabasının herhangi bir sıkıntısı olup olmadığını kontrol eder. Sınava girecek olan bir kardeşimiz sınava gitmeden önceleri ders çalışır. Bu fiili bölümüdür. Yani biz sözlü ve fiili duayı birlikte ele almak durumundayız. Namaz kılan bir kardeşimiz namazın sonunda dua eder. Ama başında da dua eder mi diyeceksiniz. Ama fiiliyattan sonra yani dua etmek çok daha farklıdır. O açıdan hiçbir şey yapmadan yani üzerimize düşen şeyi yapmadan bir kardeşimiz dua etse ne kadar makbul olunur diye sorulacak olsa onu biz bilemeyiz. Ama en önemli olan şey biz bizim üzerimize düşenleri yaptıktan sonra dua etmek çok daha iyidir, güzeldir ve evladır. Bir şey daha burada söylemek lazım geliyor. Efendim, ister sınava girecek olsun, isterse işte evlenmek arzusuyla olsun, zengin olmak için olsun, herhangi bir maddi ihtiyacını karşılamak için olsun, bu türlü kardeşlerimiz dua etmek için belli mekanları böyle bir ayrıcalıklı görüp oralarda dua ederse hani kabul olunur gibi düşünmesinler. İster dağ başında isterse bir camide olsun dua edilebilir. Hatta şöyle söylemek lazım gelirse yanlış olan şey budur. Vefat etmiş insanların bunlar iyi insanlar olabilir, başka bir şey olabilir. Fakat hani onun yüzü suyu hürmetine bizim duamız kabul olunur gibi bir düşünce de yanlıştır. Çünkü biz günde 5 vakit namazı eda eden bir kardeşimiz 40 defa Fatiha okuyor. Orada İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn diyoruz. Yani ne demek istiyoruz? Yalnız sana ibadet eder ve senden yardım dileriz diyoruz. Şimdi Allah'tan isteyeceğimizi, duamızı, kabulünü ondan istiyoruz. Bunu gidip de bir başkasından referans alıp veya onu devreye sokup
böyle bir dua makbul değildir. Bunu tercih etmeyiniz. Peki biz başka biri için dua edebilir miyiz? Bunda hiçbir sakınca yoktur. Aslında her gün 5 vakit namaz kılan bir kardeşimiz diyor ki ben sana ibadet ederim ve senden yardım dilerim demiyor. Peki ne diyor? Biz diyor. Yani biz sana ibadet ediyoruz, biz sana dua ediyoruz. Bir takım isteklerimizi sana iletiyoruz diyoruz. O zaman bir kişi yani hem kendisi hem başka birisi için dua edebilir. Bu açıdan bir mahsur yok. Başka birinin bizim için dua etmesi de güzeldir. Son söz olarak şöyle söyleyelim. Efendim ölmüş vefat etmiş bir kardeşimiz için dua edebiliriz. Bunda da bir mahsur yok. Önemli olan şey şu. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Sonra dua edeceğiz. Allah-u Teala takdir buyurur. O duamızı kabul eder. O Allah-u Teala'nın Allah-u Teala'ya ait olan bir şeydir. Onun için ben dua ettim de Allah benim duamı kabul etmedi gibi bir yaklaşım doğru da değildir. Bunu da burada kısa ve öz olarak ifade etmiş olalım. Allah tüm kardeşlerimizin yapacak olduğu fiili ve sözlü duaları kabul eylesin inşallah-u Teala. Amin.